Bugün müthiş bir yumurta tarifiyle sizlerleyim. Neden müthiş olduğunu sorarsanız sizi uzun süre tok tutacak. Aynı zamanda lif oranı yüksek olacak. Çok lezzetli olacak ve çok çok kolay olacak. Bence bir tarif için yeterli kriterlere uyduğumuzu düşünüyorum. Bu yumurta tarifini böyle yaparken düşünüyordum. Hani sabah kahvaltı gibi mi söylesem size diye. Aslında sabah kahvaltı olarak düşünmemek lazım. Çünkü ben aç olduğumda ve böyle bir şeyler pişirmeye üşendiğimde bu yumurtayı yapıyorum. Ve beni hakikaten uzun süre tok tutuyor ve tatmin ediyor açıkçası. Hatta spordan sonra yemeği tercih ediyorum ki protein almış olayım. O nedenle sporculara yönelik de bir tarif bence. Aynı zamanda diyet yapanlara yönelik de bir tarif. 200 kalori civarı. Çok fazla kalori saymıyorum. Siz bazen soruyorsunuz bu kaç kalori diye ama yani 200 kaloriyi geçtiğini gerçekten düşünmüyorum. Protein oranında oldukça yüksek. Bir an önce tarife geçelim isterseniz. Gördüğünüz gibi ben burada pazı kullanıyorum. Aslında ıspanak kullanacaktım ama ıspanağım yokmuş, o yüzden pazı kullanıyorum. Birkaç tane biber, çeri domates ve mantar kullanıyorum. Burada dilediğiniz sebzeleri aslında ekleyebilirsiniz. Ben yavaş yavaş mantarlarımı doğramaya başlayayım. Oldukça ince yapacağım ki hani pişmesi de uzun sürmesin, kısa sürede pişsin. Önceden pişirdiğiniz sebzeleriniz varsa onları da kullanabilirsiniz. Onları kullanmak için de güzel bir tarif olduğunu düşünüyorum. Burada çeri domateslerim var. Çeri domates kullanmasanız da olur. Başka böyle büyük domates de kullanabilirsiniz. Onları da böyle şu şekilde 4 veya 5 parçaya bölüyorum. Böyle bir yeşil biberim var. Onu da böyle ince ince doğrayacağım. İsterseniz acı biber de kullanabilirsiniz. Acı seviyorsanız. Ben çok seviyorum açıkçası. Ama bugün kullandıklarım tatlı. Kırmızı biberimi de aynı şekilde yeşil biberimi doğradığım gibi doğruyorum. Son olarak pazıma geldim. Pazımı da böyle ince ince doğrayacağım. Zaten hemen tavaya attıktan sonra böyle sönecek. Bütün sebzelerimi şu anda hazırladım. Şimdi pişirme aşamasına geçebiliriz. Ben tavamı önceden ısıttım. Şimdi içine birazcık zeytinyağı koyuyorum ki yapışmasın ve birazcık lezzet versin. İçine biraz önce hazırladığım sebzelerimi koyacağım. Burada pazı vardı hatırlarsanız. Kırmızı biberlerimi koyuyorum. Aynı şekilde yeşil biberlerimi de koyuyorum. Mantarlarımı ekliyorum. Son olarak da domateslerimi koyuyorum. Şimdi birazcık karıştıralım ve hafif böyle sebzelerimi öldüreceğim ama çok fazla da açıkçası böyle söndürmeyi düşünmüyorum. Zaten daha yumurtamı da koyacağım, orada da pişecek. Birazcık diri diri daha hoşuma gidiyor. Bu tabii ki tercih meselesi. Siz dilerseniz daha çok pişirebilirsiniz. Pişirirken birazcık kaya tuzu ekliyorum. Yumurtayı sürekli aynı yiyenler, böyle haşlanmış yumurta yiyenler, diyettekiler, farklı yumurta tarifi arayanlar için bence gerçekten böyle ideal bir tarif bu. Çünkü böyle rengarenk hem gözü doyuruyor hem karnınızı doyuruyor. Eminim doyuracağına bu arada. Böyle farklı bir tarif bence denemeye gerçekten değer. Bu arada bu tavanın da yeri bende çok ayrıdır. Kaç senelik gerçekten bilmiyorum. Herhalde bir 20 senesi rahat vardır. 15 senesi bilmiyorum. Annem küçükken bize abimle bunda böyle eritilmiş peynir yapardı. İnanılmaz severdik. Hatta şu an canım bile çekti. Bu arada peynir demişken peynir de ekleyebilirsiniz. Onu unuttum ama şu aşamada eklemeyin tabii ki. Yumurtayı hani pişirdikten sonra da üzerine ekleyebilirsiniz. Şu an gayet iyi durumda. Şimdi yumurtamı ekliyorum. Burada bir tane yumurta, iki tane yumurta beyazı var. Bütün yumurtaları da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde ekledim. Böyle sarısını spatulamla dağıtacağım. Biz bu şekilde, yani biz derken annemle bu şekilde yapmayı seviyoruz. Böyle daha güzel oluyor bence tam olarak karıştırmaktan ama isterseniz öncesinde karıştırabilirdiniz. Bu şekilde böyle bazı yerlerine daha fazla sarı geliyor, daha yumuşak oluyor, daha sıvı oluyor. Çok fazla da pişirmemek önemli bence yumurtayı. O zaman böyle kat katı bir şey oluyor. Spatulamla sarısını yayıyorum. Böyle özellikle ortasını şu şekilde açıyorum ki böyle yukarıda kalan pişmemiş yumurtalar da böyle bu şekilde pişsin. Gerçekten yumurtayı pişirmek çok önemli. Çok fazla pişirince yumurtanın tadı gidiyor ve çok lezzetsiz bir şey oluyor bence. Yumurtayı hafif böyle sulu bırakmak. Hani dilerseniz ekmekle yiyebilirsiniz tabii ki. O şekilde bence çok çok daha lezzetli oluyor. Zaten kendi sıcağıyla da yumurta hani sofraya gidene kadar pişmeye devam ediyor. Yumurtamı pişirdim. Üstünde böyle çok fazla sıvısı kalmadı ama çok fazla da kurutmadım. Şu anda yumurtam hazır. Son olarak ben şöyle bir ekleme yapıyorum. Susam gezdireceğim. Susam çok yakışıyor bu tarz şeylere. Çörek otu da çok yakışıyor bu arada. Bu tamamen opsiyonel tabii ki. Bu arada chia tohumu da koyabilirdiniz. O da çok güzel oluyor. Üzerine birazcık pul biber gezdirebilirsiniz. Karabiber gezdirebilirsiniz. Her türlü baharatı gezdirebilirsiniz. Bence gerçekten lezzet katıyor. Ve yumurtamız hazır.
Yaklaşık 15 dakikada hazırladığım ultra lezzetli ve sağlıklı yumurtam hazır. İsterseniz kahvaltıda, isterseniz de ana öğünlerinizde yiyebilirsiniz. Dediğim gibi düşük kalorili oldu, yüksek proteinli oldu ve lif oranı da yüksek oldu açıkçası. Birçok kişi için ideal olduğunu düşünüyorum. Bu arada çekerken aklıma geldi, hiç yumurta tarifi paylaşmamışım. Dilerseniz böyle başka yumurta tarifleri de paylaşabilirim. Hatta yaparken aklıma geldi, böyle misafirlerinize servis edebileceğiniz, böyle fırında yaptığım bir tane yumurta tarifim var. Paylaşmadım ne Instagram'dan ne de YouTube'dan. Dilerseniz öyle bir şey de paylaşabilirim sizlerle. Yaparsanız mutlaka tabii ki benimle paylaşmayı unutmuyorsunuz. Instagram'dan bütün tariflerimi Rev Tarifler adı altında biriktiriyorum. Oradan da diğer tariflerimi de inceleyebilirsiniz. Ve YouTube'a gelecek olursak lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.